Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Özür dilerim. Yeni bir tadımlık derste beraberiz. Birazcık kısa bir dersimiz olacak. Size 3ds Max'in güzel bir kısa yol özelliğinden bahsedeceğim. AutoCAD'de olduğu gibi bir komut panelinin olduğunu size göstereceğim. Bu komut paneli şu an gördüğünüz ekranda çıkmıyor arkadaşlar. Hani varsayılan olarak herhangi bir ekranda görmüş olduğunuz alanlara yerleştiremiyorsunuz. Ama şunu yapabiliyorsunuz. Klavyenizden X tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi Search All Actions butonu çıkıyor. Butonu diyorum özür dilerim. Komut satırı ya da arama çubuğu da diyebilirsiniz siz ona. Çünkü buraya komutlar da girebiliyorsunuz. Aramak istediğiniz bir obje olabilir. Mesela hemen sağ üstte gözüken sizin sağınızda kalan mesela Box, Cone, Silindir, Torus, Teapot, Text Plus, Plane gibi objelerin isimlerini bu arama kutusuna yazarak da sahnenizde daha hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanında oluşturmuş olduğunuz nesnelerinizi veya objelerinizi uygulamak istediğiniz komutları da ve modifier da diyebiliriz buna isimlerini bu kutuya yazarak da kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse hemen box diyoruz. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bir box çıktı. Buradan da otomatik olarak box'ı seçti. Sonra biz box'ımızı böyle oluşturduk. Tekrar X kutusuna çıkıyoruz. Basıyoruz. Edit. Edit. Poly. Poly. Burada hemen çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada silik olarak gözükenler sizin bu kutunuz ile kullanamayacağınız, şu an için kullanamayacağınız komutlar, parlak renkte beyaz olarak gözükenler ise, hatta aşağıya doğru da gidelim. Mesela burada birçok komut çıkmış durumda. Bunları da şu an kullanabileceğiniz anlamındadır. Mesela Edit Poly dediğimizde objemizin üzerine Edit Poly'yi oluşturdum. Bunun yanına mesela hemen boş bir alan tıklayalım. Ve tekrar X tuşuna basalım. Buraya ne diyelim? Line dediğimizde pardon birazcık hızlı yazdık. Mesela line dediğimizde burada çıkıyor arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi bu şekilde burada line'larımızı oluşturuyoruz. Kapatalım mı diyor. Kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra line'ımızı çekelim. Tekrar X'e basalım. Sonra mesela buna ne diyelim? Chamfer. Chamfer'ı evet, vertex olarak seçtiğimizde arkadaşlar şu alanları da seçelim ve gördüğünüz gibi chamfer'ımızı da bunu seçmedik tabii uygulayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hani bazı komutların, bazı objelerin yerlerini Max içerisinde hatırlayamayabilirsiniz. Bu oldukça normal bir durum. Bunun için klavyenizden X tuşuna basmanız size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Kullanım açısından. Çünkü hani komutun baş harfini hatırlıyorsunuzdur ya da yarısını hatırlıyorsunuzdur. Mesela modifier araçlar arasında Editable Polyver, Editable Patch var. Hani Editable Spanline var. Hani bunlardan üçünden Editable Mesh de var. Hatta 4 etti. Hani bunları karıştırabilirsiniz birbirine. Hepsinin başında da Edit var. Hani Poly mi, Mesh mi, Spanline mı, Patch mi olduğunu daha kolay bulabilirsiniz. Hatırlamanıza da yardımcı olur sizin için. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olmanız ümidiyle. Görüşmek üzere.